Sayfalar 100. Mukaddeme. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ne dedi şey İsmail? Ayeti okuyalım. Ya onu dedi. Ha. Cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etmesi için yarattım. İbadeti oruç namaz zannediyoruz. Oruç namaz zannediyoruz. Hürriyetin verildiğini anlatıyor burada. Hürriyetin verildiği anlatılıyor. Çok tuhaf değil mi resim? Bak, bu ayetin burada anlatacak da içeriğine bakın. Şu anlatılan mevzuya bakın, oruç namaz var mı? Ben size bir acele edeyim. Allah Cebrail'e tek yön hayat vermiş. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'e tek hayat vermiş. İsyan tarafı yoktur. Şeytanın da yani o tertibin neticesinden söylüyorum. Hayır tarafı da yok. Hayvanın iki tarafı da yok. İnsan ise muhatap olabilme bir makamına yüceltilerek yükseltilmiş. Ona demiş ki Elestu bi rabbikum. Yani Rabbiniz değil miyim? Bunu diyebilecek veya reddedecek makamdadır ki söylenmiş. Yani bak, kanu bela. İman edenler oldu, etmeyenler oldu. Şimdi etmeme tercihi Cebrail'de yoktur. Şeytanda iman etmede de tertibi boşver. Onda da iman etme tercihi yok. Hayvanda da böyle bir şey yok ikisi de. Hürriyetin alındığı makamdır bahsediliyor. Ya galu bela derken herkes bütün iman etmeyenler bela dedi mi? Dedi. Fakat gidişata baktığın zaman ruhları etmemiş olanlar var. Şimdi burada ince taraf şu. Reddetme, kabul etme donanımı var demektir. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Niye meleklere sormadı da bana sordu? Meleklere sormadı. Yani reddetme makamında yüceltilmiş insan. Bu reddetme makamı az bir makam değildir. Onun için imansızlıklar da bayağı ciddi iş yapıyorlar. Ne kadar ciddi ve zor iş yaptıklarını buradan anlayın. Sen imansız olabilir misin? Sen imansız olmak istemediğin dehşeti elemi kadar o iman etmek istemiyor. İşte bu sistemin işlevinden bahsediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hani ubudiyet. Ubudiyet namaz değil. Ubudiyetin içinde ibadet de var ama yani farkındalık, reddetme donanımı da var, kabul etme donanımı da var. Kabul etme donanımı olmayana teklif edilir mi? Ben senin Rabbin değil miyim? Zaten meleklere bu denmez ki zaten %100 olacak mı? Bunun reddetme şeyi yok ki yani. Mesela teyp kasetini düşünün. Bastınız kaydediyor. Dediğimin zıttını söylesin. Nasıl söyleyecek? Böyle bir yetkisi yok yani. Niye yetkisi yok? Yetisi yok. Sistem çalışmıyor. Sisteme yeti denilir. Dışa vuruşu yetki denilir. Bak şimdi gelecek bak ne acayip şey burası. O iş donanım yok. Yok ki. İş donanım yazılımı yok. Yeti demek donanım yok. Donanım olmayınca sana sunumu yok. Bu ayet uzmanın sırrıyla. Sır yani. Bizim anladığımız böyle ibadet değil yani. Bak sır diyor. Zahir bir mana değil abi. Değil. O zaman niye sırdı olsun ki? Niye olsun? Şimdi gelecek esas. Ya arkadaşlar Allah aşkına bu nasıl bir kitap ya? Şu anlattığı ayete bak şu kadar bir yer okuyacağız. Namazla niyazla ne alakası var şimdi? Ya beni deli ediyor biliyor musun?
Ayet-i mealine bakıyorum. İçeriğine bakıyorum, anlatımlara bakıyorum. Bizim anladığımız gibi değil. Es geçiyoruz. Ya ayette anlatılanla bir bağ, bakın bakalım. Bir ilişkisi var mı gibi sahirde. Bak nereden duruyor, nereden bakıyor. Dilimin inşallah döndükçe anlatacağım size. Beni çok etkileyen bir yer. Bizim de aklımız yettiği kadar anlayacağız abi. Şey İnşallah. Yani ben ne kadar ifade edebilirsem, bu ayet uzmanın sırrıyla uzma. Orayı tanımlıyor, orayı. Ayet uzma deyince, o elestu bi rabbikum kalu bela, mutlak hürriyetin alındığı secde anı, işte etmemeyi de içerdiği için mutlak hürriyettir. Etmemeyi de içerdiğinden dolayı. Kürs. Herkes deseydi öyle bir şey olmayacaktı zaten. Olmazdı ki. O sistem çalışmasa etmeyen denen bir şey olur mu? Sen düşün, meleklerin itaatsızlığı var mı? Hayır. Sen hiç bir sır gördün mü Müslüman olmuş veya komünist olmuş? Bir, mesela ben yaptım, yaptığımı söylüyorum. Sırrı kesmeden önce kestik. Çektim fotoğrafını. Kafayı çektim. Kesildikten sonra kafayı çektim. Hiçbir değişiklik yok. MOK'ta yaptım ben. Sekerat'ta, Almanya'da evine gittim, ziyaret ettim. Adamı çektim. Çünkü ben biraz deli düşüncem olduğu için vefat etti. Çektim MOK'tayken, yıkarken. Arasında dağlar kadar fark vardı. Sırda fark yok, insanda fark var. Sonra şu sorguladım. Bu niçin böyle farklıdır diye. 1,5 sene cevabını bulamadım. Cevabı. Sonra Rüştü abinin cenazesine bakınca Allah verdi MOK'ta. Cesede bakınca Rüştü abi ne oldu, nereye gitti, ne oldu, nasıl karşıladılar soruma bıraktığı, cesedine bıraktığı alametlerle cevap buldu. Nereye gittiğini bıraktığı yerde ifade etmiş. Yüz ifadesi ya. Çünkü sır gittiğiyle burada bulunuşu eşit olduğu için hiçbir değişiklik yoktur. İnsanın yaşarken öldükten sonraki cesedi arasındaki farklılık, yaşantısı ile gittiği yer arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor. İşte abi aynı mıydı abi? Yoktu. Aynı değildi. Bir şeyle gitti ya. Yani gittiği yerde yüzde daha aydınlandı değil mi? İfade ederken daha da aydınlandı. Bıraktığı aleme hiç benzemiyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Oradaki kararı değil mi? İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi neydi? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ne diyecek? Dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-i kainatı tanımak. Hani ibadet? O da hikmet ve gaye dedi. İlleti demedi abi. Yok, hikmet ve gaye. Yani çünkü bir şeyin hikmet ayrı, illet ayrı. Evet. İllet daha başta gir ama orada illeti demedi. Demedi. Hikmetle gayeyi söyledi yani. Hikmetle gayeyi söyledi. İllet yok. Halik-i kainatı tanımak. Ben önermeyi dersten önce böyle anlatıyorum ki. Veya böyle ifade ediyorum. Ta o noktadan bak. Aşağı doğru anlayışımız şey yapsın. Ben ortalarda değil, başta anlatıyorum ki. Geniş çaplı şimdi bak. Bak Halik-i kainatı tanımak. Ha ne alakası var namaz oruç? Ve ona iman edip ibadet etmektir. Birincisi Halik-i kainatı tanımak. Rabbini tanımak demiyor. Halik-i kainatı tanımak. Ona iman etmek. İmanda eylem yoktur. İman, oruç tutmak, Allah'a iman, peygambere, ahirete, kitaplara iman. Bir eylem yoktur. İslam'da da itikat yoktur. Namaza inanmak değil, namaz kılmaktır. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. Buradan sonra ibadet etmektir. Ve üçüncü sırada koydum. Ve o insanın vazife-i fıtratı, fıtratının vazifesi. Demek ki ibadet fıtratının vazifesi. Suyun vazifesi ıslatmaktır. İhtiyacından değildir. Bir şuuru yok işte. Su ıslatması ihtiyacından mıdır? Peki fıtratla sıfat nasıl ayırt edilir? Sıfat sonradan takılandır. Cevher değildir. Mesela suyun ıslaklığı zatidir. Takılan bir özellik değildir. Çünkü bir bardak suyu okyanusla ıslatamazsınız.
okyanusu boşaltın suya ıslatamazsınız. Çünkü ıslattığı iç. Islatan ıslatılamaz. Yakan yakılamaz. Yaratan yaratılamaz. Yani sıfatla fıtrat farklıdır. Donanımın donanımındandır mesela. Su ıslatması ihtiyacından mıdır? İbadet insanın fıtratının gereğidir. Islatması gibi suyun. Peki bu Halık'ı kainatı tanırsa sıradakileri otomatikmen yapmak zorunda kalacak. Otomatik oluyor zaten. Eylemsel dönüştürüyor. Mesela bak sonra geliyor ikincisi geliyor. Ona iman etmek. Yani tanıdıktan sonra emin olmak. Sıralamaya bak. Tanıdı. İman değil daha tanımak. Ölüm kainata nazarı çevirdi, gönderildi. Allah Allah böyle muamma acayip bir aleme. Birisi olması lazım. İman ediyor. Yani emin oluyor. Sensin diyor. Onaylıyor. Yani sistemin sahibiyle sistemi onaylıyor. İman emin olmaktan geliyor ve onaylamaktır. Neyle onayladı? Tanıdığınla mesela şöyle diyeyim. Bugün birisine dediğim gibi. Allah'ın dışında bu kainatı ben yaptım diyeni çıktı, duydunuz mu? Bu kainatı ben yaptım. E peki tamam. Bir bu çıktı. Karşısında kimse yok. Tamam. Alternatifi yok. O zaman bu budur. Başka yok yani. En azından mantıken felsefe itibariyle kabul etmek lazım. Çünkü başka alternatifi yok. Ben yaptım bu kainatı diyeni duydunuz mu? Yok. Sadece ev karıştırmaya çalışanlar var. Şirk. O bizim düşüncelerimiz. Bizim düşüncemiz anlamadım. Yani bizim dışımızda düşüncelerimizin, felsefemizin dışında kainatı benimdir diye iddia eden yok ki. Varsa düşünürüz yani sen misin sen misin? E bu tek ve karşısına da çıkan yok. O zaman %100'dir. Kimse yok. İnsanın vazife-i fıtratı farize-i zimmeti. Yani bu fıtratta mı yaratıldı? Otomatik bir şey almışsın üzerine. Mesela zimmeti üzerine aldın. Mesela Elestu bi Rabbikum. Allah Allah! Ben kimim ya? Halik-i Kainat bana soru soruyor. Ben Rabbim miyim? Yani terbiye eden, yaratan ben miyim seni? Öyle değil midir? Tabii ya Rabbi. Şimdi adam niye demedi ki? Allah Allah bu nereden çıktı ya bu kainatın sahibi bana nasıl sorar ya? Ben kimim beni adam eline koydu ya? Demiyor. Bana nasıl sorar ya bu ne demek ya bu? Ne demektir hakikaten acayip değil mi? Garip değil mi? Kainat yani Allah senin için ne ifade ediyor bir düşün hele. Allah sana diyor ki ben seni yapmadım mı? Seni muhatap alıyor. Allah bununla sana diyor ki bak seni muhatap alıyorum. Yegane muhatabım sensin. Sen beni iyi anlarsın. Çünkü ben sana böyle bir değer verdim. Bu sana söylediklerim iyi kavrasın. Sistemin böyle çalışıyor. Ama bir insana bunu diyor abi. Bak bütün bir insan bir ya bir kişiye bunu muhatap alıyor. Fıtrat tek kişiyi muhatap alıyor o anda. Zaten Allah'ın nazarında Allah tek olduğu için çokluğu nazara almıyor. Tek dayı olsa ötekiler çöplük dayı olsa değeri yoktur. Mesela şöyle düşün. Teraziyi düşün buraya. Bu teraziye bir tane İmam-ı Rabbani'yi koy. Üstad Bediüzzaman'ı koy. Geylani'yi koy. Peygamberi koymuyorum tabii. Ha, tamam neyse o imtiyazdı. İmam-ı Azam'ı koy. Bu tarafa da bu kefeye bu asrın insanı da ne kadar koyacaksın ki tartsın? He? Böyle yaptın değil mi? Doğru yaptın işte. Yok ki mantık almıyor. Anlıyor musun? Yani birkaç belki 1000 tane, 100 bin tane Müslüman neyse ama kafirlere koysan 1 milyar orada hepsini kafir koysan sıfır ya. Sıfır düşer. Bir tane Müslüman etmez. Bir tane Müslüman etmez tabii. Yetmez. Yani olsun bir tane. Avam da doğru. Avam etmez. Çok güzel. Yetmez yani. Çok tuhaf değil mi Allah'ın nazarında? İman etmenin ne demek oldu? O zaman imanınızın kıymetini bilin. İmandan daha değerli ne var? Gerisi hikaye. Hayat anlamlandıran imandır. Hayatı yaşanmaz hale getiren manasızlıktır. Adam kansere dayanıyor. Adam kansere dayanıyor, tedavi görüyor. Ölmek istemiyor.
Ama hayat anlamsızlaşırsa intihar ediyor. O zaman kanser düşüncede olan anlamsızlıktır. Öteki kanser değil, onu öldüren değil. Hayatı anlamsız kılan manalardır veya manasızlıktır. Hayat manasını yitirince anlamını da yitiriyor, hürriyeti de kalkıyor. Köle olduğunu zannediyor ve intihar ediyor. Düşünebiliyor musun? İntihar ediyor. Adam intihar ediyor. Peki kanser olunca tedavi oluyor. Felçli adam direniyor hayata. İki gözü ama sopayla direniyor. Kanser direniyor. Tamam mı? Belden aşağı kesilmiş adam direniyor. Fakat hayat manasını yitirdi mi anlamsızlaşıyor. Tek bir şık kalıyor. İntihar. Sistem. O zaman anlamsızlık ne kadar büyük cinayet olduğunu görmenizi istiyorum. O zaman belalara, musibetlere, boşanmalara, efendim fakirliklere, yokluklara, her şeye dayanma gücü veren anlamdır. Anlam. Hayatımızın içerisine maya gibi anlam katacağız. Anlam. Anlam kattın mı, mana kattın mı, hayat çekilir ve keyif verir. Bu sefer musibetlerin çokluğu ve çeşitliliği şeyin diyor, musikinin nagamatı gibi geliyor bana diyor. Nameleri gibi geliyor. Nameleri gibi geliyor diyor. Musikinin nameleri gibi bana geliyor diyor. Mana ümit dediği eşit olur değil mi abi? Yok, ümit o değil. Anlam, mana. Yani Allah'ın gözüyle bakmak. Tek bir şey var. İntihar ettin. Niçin intihar ediyor? Hayat anlamsız oluyor. Anlamsız olunca şey zannediyor. Tanrı, Allah demeyeceğim, onların düşüncesinin yanlış olduğu için. Tanrı beni bıraktı. Bu çölde. Çölde beni bıraktı. Tamam. Fakat doğa hadiselerine, hadiselere karşı beni korunaksız bıraktı. Koruyucusuz bıraktı. Şimdi Tanrı beni bırakırsa, doğa da beni acımazsa bu hayat manası var mı? Yoktur. Anlamsız oldu. Bakın arkadaşlar, hayatı anlamlandıran, yani hayatı canlı kılan musibetler, dertler ve kanseri bile, kansere bile kanser var olduğu halde hala tutunmak istiyorsun. Hala terapilere giriyorsun. Hala bilmem kemoterapilere gidiyorsun bile. Yaşamak istiyorsun. Ötekisi ise anlamını yitirince pat diye kafasına sıkıyor. Hangisi kanser o zaman? O zaman dikkat edin, kanser olmaya değil. Hayatınızın anlamsızlaşmasına müsaade etmeyin. Çekilir dert değil işte. İntiharlar buradan çıkıyor. Ben fazla meşgul olduğu için işte bu işlerle. Baktım ki hayat anlamsız olmuş. Çekilmiş altından sandalye, idam olmuş. Anlaşılmaz bir kitap, malumsuz olsa manasız bir kağıttan evet. İbaret kalır. Anladın mı? Anlam ne kadar? Mana ne kadar yani? Peki bir daha şurayı tekrar edin. Ne olursanız olun, felç olun. Beden aşağı kopuk olsun. Kanser olun. Sopa ile dolaşın. Kolunuz olmasın. Boşanın. İflas edin. Anne babanız hepsi ölmüştür. Hepsi depremde gitmişsen şey kurtulmuşsun. Ne dersen de. Eğer bunun içerisine maya olarak anlam katarsanız hayata tutunursunuz. Hayat öyle de zor olmadığını görürsünüz. Ama hayat anlamını, manasını yitirirse anlamsız olur ve hiçbir şey seni tutamaz. Her şey yok olur. Her şeyi yok etmek demek aynıdır. Her şeyden ayrılmak aynı şeydir. Ha intihar ettin, her şeyden ayrıldın ya her şeyi yok ettin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hayat anlamlandıran işte. Bakmıştım, dedim ya şimdi Müslümanlar nasıl namaz kılacak ama ibadet çok önemli. İbadet var ya, ruhun cennetidir, ibadet var ya, şöyle, ibadet var beklerken, Halik-i Kainat'ı tanımak, ona iman etmek, ibadet etmektir. Sonra devam ediyor, cümle bitmedi, nokta yok.
O insanın vazife-i fıtratı donanım sistemin, yazılımın yazılımın kendisi ve yazılımın yapı sistemi, işlevi ise feraiz hizmeti. Yani su tam yapmak ayrı bir şey ama su ıslatması garip bir şey. Farize hizmeti yani sistemin yapılması otomatik olarak bir şey sana sunacak. Farize hizmeti, marifetullah. Hani ibadet nerede? Marifetullah. Marifet. Marifet de marifetullah ne? Doktor marifet şeyi var. Boyacı Hakan tekstilde marifeti var. Fatih'in saatten marifeti var. Tamam mı? Herkesin marifeti. Tamircinin marifeti var. Dericinin marifeti var. Eğer siz o marifeti Allah'ın yolunda kullanırsak, ondan gelirini ona, o seni küfre değil ibadete, dükkanı kapatıp namaza gidebiliyorsan, o marifet marifetullah olur. Sen kendi mesleğininle sahibini buluyorsun. Marifetullah. Yoksa marifet olur. Evet. Gaye olursa diyelim. Evet, gaye o. Evet, onun için anlam koymak o. Marifetullah, sonra imani billah'tır. Niye imani billah birinci koymadı da marifetullah? İmani billah. Arkadaşlar, marifet, men arefe nefse fekad arefe rabbe, ki kendini tanıyan Rabbini tanı. Kendisini tanımak marifettir. Onunla Allah'a bağlamak marifetullah'tır. Neticesi de imani billah'tır. İmani billah emin. Kendisiyle onun arasındaki bağ kuvvetlenince emin oluyor. Onu ifade ediyor. İmani billah. Hani o ecnebi ilim adamlarında bir marifet var ama bulamadıkları için. Allah yok marifet var. Fakat Allah'a bağlayamadıkları için. Hazreti yani, İbrahim'i bir şekilde yapmak değil mi abi? Marifet. Tefekkür mü? Evet tefekkürden geliyor değil mi? Yani tefekkürle değil. Tefekkür o yöntemin adı da. O mesela sistemi. Mesela gözü. Adam çözmüş. Hücresi, ATP'si vesaire çözmüş. Ama orada bırakmış. Nedir diye çözdü. Ama niyedir diye çözemedi. Nedir diye çözdü. Niyedir diye anlamadı. Niyedir bu? İnsan nedir dedi. Bir şeyler söyledi. Ama niyedir burada? Şu soruyu soramadı. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Necidir? Hani burada ne işi var? Ne yapacaklar? Burada ne işi var? Yani bakın ilk önce marifetullah sonra imani billah sonra daha ilerisine geçiyor. İzan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir ibadet. İbadeti tanımadı. Neymiş ibadet? Halik-i kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir ve o insanın vazife-i fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah ve imani billah'tır ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Ve ma halaktu cinne ve insa illa liya'bud. İzan ve yakin ile. Dimağda bir mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan. İltizam, itikat. İtikattan sonra yakin geliyor, iniyor aşağıya. Yani vücudu gördüğü gibi o vücudun tekliğini de izan ve yakınını tasdik ediyor. Evet, mesela şöyle diyeyim. Kainat parça parça iken sudur, topraktır, güneştir, dağlardır, kedidir, köpektir, insandır. Farklı ya, gecedir, gündüzdür. Parça parça. Ama bu parçalık içinde işlevine bir baktı ki tek, vahdet. Vahdeti görünce kesret içinde bu sefer vahidiyeti anladı. Marifet kesbetti. Sistemi gördü. Sistemi gördü. Vahdet. Ama o sistemin sahibini görürsen vahidiyet. Sistemin birliği vahdet. O bir sistem bir olan sistemin sahibi olan vahidiyeti görürse marifetullah oluyor işte. Sistemde kaldı o. Arkadaşlar burada hürriyet her istediğini yapmak değildir. Hürriyet tercihler arasında tercihler yapıp neticesine katlanmaktır.
Yani usta şöyle der nazaratta, hürriyet kendisine ve gayrisine zarar vermemektir. Onun içini açmaya çalışıyorum. Hürriyet, tercihler arasında tercih edebilmek, neticesine kanaat etmektir. Her istediğini yapmak dağdaki vahşilere mahsustur. Hayvanlarda tercih yoktur. İstediğini yapmaktır. Her istediğini yapmak istediği için hayvandır. İnsan ise istediğini durdurabildiği için insandır. Hayvan baş boş bırakılmamış. Tasarruf hakkı olduğu için. Evet. Baş boş bırakılmamış. Evet. Yani istediği halde durdurabilmektir. Reddedebilmektir. İstemediğini yapmaktır. Hayvanda bunu yapamazsınız. Yaptıramazsınız. İstemediğini yaptıramazsınız. Zorla dayatırsın o kadar. Yani insan ise istediği halde istemediğini yapmaktır. Hürriyet burada işte. Eğer yoksa her istediğini yapmak köleliktir. Şöyle diyorum onu. Sen bana bir şey dedin ha? Sen bana bir şey yaptın. Ben de sana böyle muamele ediyorum. Köledir işte. Çünkü benim o hareketimi mecbur kılan senin davranışındır. Ben mecburum öyle davranmaya sana. Sen öyle yaptın. Ben de kendi doğamdan çıkanı yapmadım ki Hakan. Sen bana böyle yaptın. Ama ben de sana böyle yaparım. Konuyu o zaman irdelemek lazım abi. Yani bize dayatma yapıldığı halde onu yapmamak. Yani kendi tercih O çapını geliştirmek. O sistemi geliştirmek. Yani bedensel dayatmaların, toplumsal dayatmaların ne derse, ne derler diye araba alıyoruz, ne derler diye yemek yiyoruz, ne derler diye bilmem ne yapıyoruz. Bu toplumsal dayatmalarıdır, sosyal dayatmalardır, bedensel dayatmalardır, ailevi dayatmalardır, heveslerin dayatmaları var. Yani yap. Ama buna karşı kendi öz değerlerini aktif etmektir. İşte hürriyet budur yani. Bu farklılıklar içinde farka gelmektir. Hiç ender, hiç olmaktır yani. Evet, temelde odur. Hürriyet odur. Yani bedensel dayatmadan çıktın, yetmiyor. Hayatın dayatmalarından çıktın, yetmiyor. Aklın dayatmalarından ki rezil bir şeydir yani. Eğer gayesini bağlamadın mı kendini yersin. Bedensel dayatmalarından çıktın, hayatın dayatmalarından çıktın, aklın dayatmalarından çıktın. Ruhun dayatmaları da var cennet. Ruhun dayatmasıdır cehennemden kaçmak. Ondan da çıktın. Artık çıkacağın bir yerin yoksa mutlak hürriyet olsun işte. Şimdi abi o zaman şöyle diyebilir miyiz orada? Mesela bu dayatmalara sonsuz diyelim. Sonsuz dayatmalar var. Fakat bu dayatmalar adı üzerinde eksi değerdir. Yani eksi birden eksi sonsuza giden sayı şeyini alalım. Şimdi sıfır sayı düzleminde artılarla ki oraya bizim müdahalemiz yok çünkü vücuttur. Sıfır olmakla beraber, yani ben ona hiç ender hiç olarak bakıyorum. Sıfır olmakla beraber eksi birden başlayıp da eksi sonsuza kadar giden bu dayatmalar dediğimiz, yani biz onu böyle ifade ediyoruz. Bunların tamamından büyüktür aslında. Yani sıfır değeri. Evet. Hiç hiçtir ama. Hiç ender hiçtir. Eksi sonsuzların toplamından da değerlidir. Değerlidir. Çünkü onu değerli kılan sıfırdır. Evet. Hiç ender. Hatta bütün artıların toplamından da büyüktür. Evet. Çünkü sıfırı kaldırırsanız biri yoktur. Evet. Onun için her şeyden en güçlü sıfır olur. Hiçbir varlığı yok. Sıfırında eksilerin tamamına mukabele etmesi, yani öz hürriyetini, o bahsettiğiniz öz hürriyetini bulması, eksi değerler adem iken artı değerler vücudidir. Evet, o eksileri artıya çevirdiği için o eksi değerler bizim irademizle, yani cüz'i irademizi kullanarak ortaya koyduğumuz, yani Allah'ın zaten cüz'i irademizi ortaya koyduğumuzda Rabbimiz de onu irade ediyor bizim talebimiz olduğu için. O eksi değerler ademken ademden vücuda dönüşüyor. Evet, onu dönüştüren berzah da insan, yani sıfır. Yani evet. Fıtraten daha acayip bir şey anlatacağım. Bunu okuyayım paragrafı. Fıtraten bak. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetindeyiz. Ha, ekseninde gidiyoruz. Bak şimdi nereye girecek? Tam garibe girecek. Fıtraten daimi bir hayat.
ebedi yaşamak isteyen, dedi ya vazife-i fıtratı, onu açıyor. Fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz eylemleri bulunan bir çare insana. Yani hadsiz emeller var, istekler var, hadsiz de sıkıntılar var. İstekler dayatmalardır. Eylemler de dayatmalardır. Böyle bir insan, nasıl bir insan? Çaresiz bir insan, acı. Nasılmış? Çaresiz bir insan. Elbette o hayat ebediyenin usul esası, yani bu emel ve eylemler arasında, eylemler eksi diyelim, emeller, eylemler de bu taraf, bunun ortasında insan, böyle bir insan, hayat ebediyenin usul esası ve anahtarı olan iman-ı billah. Yani bu iki dayatma arasında emel ve eylem, nihayetsiz eylemi var. Mesela bir eyleminden basit şeyi söyleyeyim mesela. Sivrisinek odada yazıldığı için söylüyorum. Bir yattıktan sonra yapsa sabah uyanmıyor. İlla onu bulacaksın. Bir gitti bak, külliyetin gitti. Dayatmaya bak ya. Eyleme bak ya, basit bir şey. Acayip bir şey. Ya gitti yani. Ben, o çocuk orada düştü. Gitti, akşam gitti. Yemek yiyorsun. Beyaz gömlekte. Sıçtı, çay aktı, tamam. Gitti, keyfim gitti dersin. Ya bu kadar mı olur? Sığırın böyle bir derdi yok ha. Öyle bir problemi yok yani. Hakikaten usta diyor ki, ben sana kaç defa söyledim, hayvan olamazsın diyor. Keşke olsan ama olamazsın. Aklını çıkarıp hayvan olsa, hayatın dayatmalarından çıkarsın. Ne elbise derdi var, ne ayakkabı derdi var, ne gözlük derdi var. Şimdi ama insanın da anlamını koyarsan, insan kendisini başıboş olmadığını, bir zatın nazarında olduğunu bildiği anda hayatın içerisine koca bir tencereye ufak bir maya attığın gibi, sütü mayalar gibi, o anlam hayatı, geçmiş, geleceği, dünyayı, ahireti, ölümü, kanseri hepsini manalandırıyor. Anlamlandırıyor. Anlamsızlıktan. Hayat edebiyatı, usul esası ve anahtarı olan iman-ı billah. Anlamlandırmak diye tanımlıyor. Konumuzla alakalı. Ve marifetullah, çünkü yukarıda imana getirdi, yürüttü seni ilk önce marifetullah. Sonra iman-ı billah. Buraya geldikten sonra dedi ki, şimdi ilk önce iman-ı billah oldu. Sonra marifetullah. Şimdi onu tanımaya git. Kimi imani bu asırda sarsan, tereddüt veren iki vartayı dört mesele içine beyan ederiz. Ben girmeyeceğim. Yani filozoflar ne demiş? Demiş ki, insan bir gözlükle bakar. Mesela benim için gözlük İslam ve Risale-i Nur. Benim gözlüğümü alın, kainatı karanlık görürüm. Ötekisi de inkardır. O da bir gözlüktür. O da bir inançtır. Çünkü o da bir şeye inanıyor. Yokluğa inanıyor. Niye biliyor musun? Yok, inanıyor. Ne var ne yok? Hiçbir şey. Var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Değil mi? Hiçbir şey yok. Hiç bir şeydir. Yani varlıkta hiçlik yoktur. Hiçbir şey de boşluk zannetmeyin. Hiç noktalı virgül bir şeydir. Hiçbir şey. Anladınız mı? Yani inkarcılığın bile kullandıkları ispatın tanımlamasıdır. Diyoruz, ne verdim? Diyor, hiçbir şey vermedim. Kainatını yaratan hiç kimse yoktur ya. Hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Mesela 10 sene önce iddia ediyordum. Boşluk boş değildir. Bak yeni yeni çıkıyor fizikte. Bak hiçbir şey izli söyledin. Hani şeye benzetiyorum. Kaymakam. Kaymakam. Kayvalide. Yavaş söyle. Kayın makam. Kayıp geçen. Makama geçen. Baba değildi ama baba oldu. Makamı yoktu ama makam sahibi oldu. Kayın makam. Hızlı söyleyince kaymakam. Hiçbir, bak hiç bir şey. Bir şey oldu. Bir şeydir yani orada hiç.
Bir. Hiç denilen şey de bir şeydir. Hani bu sefer niçin buna misal verdi? İman-ı billah ve marifetullah oldu mu? Tefekkürün bu sefer onların inkara kullandıkları bile manalanıyor senin dünyanda. Onların kullandıkları değil mi? Ya hiç kimse yok ya bu kainatın arkasında. Kim yok? Hiçbir şey, hiç kimse yok. Hiç. Ha bir şeymiş mi? Kendisiyle var diyor yani. Var diyor. Kendi kendine ispat ediyor. Hiçten bire çıkıyor abi değil mi? Hiçten evet. Bire çıkıyor. Bire çıkıyor. La adam, çünkü hiç denilen şey de bir şeydir. Çünkü o bir şey olmasa hiç denemez ona. Ne? Hiç. Ha hiç dedin de bir şey yani. Hiç denen de bir şeydir. Hiç denilen, hiçin bütün mevcudatı birden isterim diyor işte. Şimdi şuradan düz okuyup istiyorum. Katiyen bil ki hırkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi, insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, çok değişik, farklı, korkunç fark var. İnsaniyetle beşeriyetin farklıdır. Korkunç farkla girmeyeceğim. İnsaniyetin, peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Bab-ı insaniyetteki İsmakim'in cümlesidir. Hayvaniyetten insanlık makamına diyor. Evet, yani bu yok. İnsaniyet makamdır. İnsaniyet. O insaniyete insan girecek. Başka kimse giremez. Bab-ı insaniyet, bab-ı insaniyettir ki İsmakim'in cilvesidir diyor. Bab, insaniyet aleminin kapısıdır. İsmi Hak, ismi. Hak, Cenab-ı Hak'taki Hak, o insanlık alemine insanın giriş vesikasıdır. Cenab-ı Hak demesi. Beşeriyette bir makam var abi, insan olmak ama insaniyette mertebe var. Yok, nihayetsiz. Evet, nihayetsiz. Benim insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki içeriye gir. Soğan kabuğu gibi diş taraf kırmızı beşer. Gir içeri. İçindeki iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Burası da bir nevi hani vicdanın tanımı abi. İçeri filasası. Evet içeri giriyoruz. Şeyi. Yani çünkü irade, zihin, latife Rabbaniye orada. Evet. Sıralıyor abi orada. Bak hepsini aynı koyun. Bak sistem Risale-i Nur nasıl işliyor diye sistemi bildin mi? Bak her şey nasıl oturuyor senin aleminde de. Çünkü bu sistem zannediliyor ki bu niye böyle yazılmış? Kainat böyle olduğu için. Kainatın tıpatıp kuruluşudur. Bazen ben matematik diyorum Risale-i Nur'a. Bazen hayatın kendisidir, bazen felsefenin ta kendisi. Bak diziliş. Biraz önce bir ne orada dedi ki, hilkat dedi. İlk önce marifet dedi, sonra iman-ı billah dedi. Aşağı paragraf geldi, ilk önce vazife iman-ı billah, sonra marifetullah dedi. Çünkü ilk önce Allah tanımadan önce kendisini tanıyacaktı. Marifet kesbedecekti, sonra iman-ı billah. Marifet kesbettikten sonra bu sefer Allah canavidine bakınca ilk önce iman-ı billah, sonra marifetullah. Değişti ya. Değişti, değişiyor. Çünkü hani bir yazım vardı benim dersimde geçenlerde, o başta çok hoşuma gitmişti. Bazen yerde kullanıyorum. Mesela bazı insanlar Allah'a ve dine ihtiyaç duymazlar. Neden? El cevap. Çünkü kendilerini tanımadıkları için. Kendilerini merak etmedikleri için. Beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis surur ve kalbi beşer için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki soğan gibi içeri gir. O marifetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Lezzet-i ruhaniyi bir tanımlama yaparsam şöyle diyeyim. Ünsiyet-i hak diye tanımlarım. Ünsiyet-i hak. Nedir o? Ünsiyet-i hak. Mesela sevgilisini hissetmek böyle. Sıcaklığını hissetmek. Aç olan adam oruçluyken yemeği burnunda, beyninde hissetmek. Şiddetli bir şeye ihtiyacınız var. O elinize geçmeden onu hissetmek. O hissetmek neyse Allah'ı da böyle ünsiyet etmek. İçeride böyle Allah'ı hissetmek. İlk önce fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. Bizim tabirle ilme lakin, ane lakin, hakka lakin. Böyle buna da ben
ta çok kısa bir cümle olsun diye, ünsiyeti hak. Yani Allah ile ünsiyet ettik. Yani alışverişimiz kuvvetli. Ünsiyet, sıcaklık, bağ var. O onun ifadesiyle dışarıya şaşıracaksınız bir cümle söyleyeceğim. Onu biz çok sevdik. Öyleyse bu ünsiyeti de marifet daha ziyade. Tabii içerideki bir sürü manaların dışa vuruşudur kelam. Biz onu çok sevdik. Ne demek? Ünsiyet hak sahibiyiz. İmanın bir malzemesi ünsiyet diyor ya. Evet, imanın bir şeyi de ünsiyettir. Orada şey yapıyor, ünsiyet hak. Haşa, haşa, haşa. Ülfet olamaz Allah. Ülfet alışkanlık. Yani, alıştık. Bismillah, besmele ya, iki asker varmış. 10. söz canım. Çiçekte işte renk varmış, göz yapan. Buna ülfet. Ama onun niçin, nedenini böyle tefekkür edince ünsiyet olur. Ülfet kalkar, ünsiyet olur. Onun için duada diyorum ki ya Rabbi, ya Rabbi sana karşı ünsiyetimi artır, ülfetimi kaldır. Evet, bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyor bak şimdi. Hayat anlamsız mı değil mi? Bir kızı sevdiğin anladın intihar ediyor. İflas ettiğin fabrika intihar ediyor. Kanser oldu, intihar ediyor. Bak anlama bak, içine ne koyacak şimdi? Kanserin içine bak ne koyacak? Bak lütfen burayı dinleyin. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, yani demedi parası zenginin reisi olan, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bil kuvve içsel aleminde ünsiyet ediyor, ünsiyet hak, ya bil kuvve veya bil fiil mazardır. Evremsel hayatı da vardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, hakiki tanımayan ve hakiki sevmeyen, nihayetsiz şekalete, alama, evhama, evhama, evhamın kaynağı, hakiki tanımıyor ve hakiki sevmiyor Allah, evhama, vesvese değil, evham başka bir şeydir. Manen ve maddete muptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzükaha döner ve bir ticaretgah oldu, olur. Hani yandım, piştim, kül oldum, internetten nerede? Diyorsunuz ki niye öpüyorsun? El öpecektim daha. Şeyh'tir, abidir, hocadır şey. Onların elini öpecek. Bu ne biçim şey ya? Bu ne biçim şiir? Bu ne biçim diziliş? Bu ne biçim manalandırmak? Ben bir ruhumla söylüyorum. Oradan buraya bakamazsa buraya ifade edemez orayı. Diziliş bambaşka Fatih. Bambaşka bir şey yani. Bir tanesi dedi ki felsefeci, onu da deyim de, abi, yayınlayacağım onun sesini, abi, felsefeci ha, malum, eğer dedi senin elinden risaleni alsalar, hayat manasız ve anlamsız olur, inanmıyorum seni bir saat yaşayabileceğin. Divanında. Vallahi doğru söylüyor, billahi doğru söylüyor. Yapamam. Yatağımda bile yatağımın başımın yakında olacak kitap. Böyle sıkı rüya, kötü rüya bile görsem sıkıldığım zaman da insanım da ben de çeşitli kuyulara çakıyorlar yani. Canım, bildiğiniz gibi değil. Fırtına çok sert esiyor bizde. Mübarek diyeceksiniz değil mi? Göz doktoruna da demiştim. Evet, çok güzel. Bak mübarek gibi gözüküyor değil mi? Bak. İnan bana. Yatağımın o şeyinde, o yürüyen tekerleğin niye tekerleklidir? Masa. Masa niye tekerlekli? Gelir, mübalağa zannedeceksin. Oraya da, bismillah,
hani var ya peygamber sol tarafı dikin. Hemen elimi atarım şöyle kitaba. İster mübalağa deyin, istersen şizofreni deyin. Ve göz doktoruna ne demiştin abi? Unuttum ne demiştin? Adam demişti okumam onu da. Ha sen dedi en fazla günde 15 dakika okuyacaksın yoksa kör olursun dedi. Hem de bizden olan ha. Bizim doktor, benim doktor. Abi dedi sen bize lazımsın. İnan doğru. 15 dakikayı geçirmeli. Neyi? Ben dedim 5-6 saat okuyorum dedim. Ne yapalım? 15 dakika. Okumazsam ölürüm demiş. Ben okumazsam ben ölürüm yani. Ölürüm. Adam dedi ki senin şu gözlüğünü alayım dedi. Kainatı anlamlandıran şu Risale-i Nur gözlüğüyle bakma. Şöyle. İnanmıyorum bir saat yaşayabileceğini. Dedi ki, ne demek istiyorsun bu derste, bu derste konu? Sen de bir dayatmanın dayatmasında olmayasın dedi. Korkunç soru sordu. Dedim ki, senin fıtratını verene, fıtratını teslim etmek fıtratının gereğidir ve akıllılık da budur. Hürriyet de buradadır. Mesela benim elim yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanmadı. Aşağıdan yukarı gidiyor. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı vermek akıllılıktır. Bu akılla kendini idare etmeye edeceğini zannetmek, aklı yapana bağı kesmek zekiliktir ve belalıktır. Vahirde vahvum en elhamdülillah Rabbil alemin. Fatiha'ta ve sallallahu aleyhi ve sellem.